Bu şımarıklıktan vazgeçin. Daha önce de tavsiyelerimizi kendileriyle samimi bir şekilde paylaştık. Bu şımarıklıktan vazgeçin. O ön koşulsuz ve tam AB desteğiyle böyle söylüyorsunuz. Olmadığı zaman da o ülkelerde suçluyorsunuz. Bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi risk atmayın. Yani yok işte haklarımızı savunacağız, yok burada tatbikat yapacağız gibi açıklamalarda bulunursanız ya da yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz. Gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. O ön koşulsuz ve tam AB desteğiyle böyle söylüyorsunuz. Olmadığı zaman da o ülkelerde suçluyorsunuz. Bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Bu ülkelerin dolduruşuna da gelmeyin ve aklı selim bir şekilde hareket edin. Ama bunun için kimse Türkiye'ye ön koşul getirmesin. Hele hele Yunanistan'ın belirlediği ön koşullarla bu iş olmaz. Şimdi Avrupa Birliği şartlarını yerine getirdi mi? Getirmedi. Şimdi göç konusunda evet yeniden gözden geçirelim diyorsunuz. Ama ilerleme mesela kat edebilmemiz için Rum kesiminin endişelerini yerine getirin diyorsunuz. Ne alakası var? Hiçbir alakası yok. O zaman biz de başka şartlar koşalım. O zaman bu sorunu çözebilir miyiz? Çözemeyiz. Bu sorun ortak sorun mu? Evet ortak sorun. Tıkandığı zaman çözüm bulamayacağız. Ne yapacağız? O zaman Türkiye bizi tehdit ediyor, göçmenleri artık durdurmuyor diye Türkiye'yi eleştirmeyeceksin. O zaman bizi suçlamayın ya da Türkiye tehdit ediyor falan demeyin. Ya da Türkiye'ye karşı ilave yaptırım kararları almayın. Aldığınız zaman o zaman bizim de atacağımız adımlar vardır. Sağda, Akdeniz'de, her yerde. O adımları da hiç çekinmeden atarız. Açıkça, dostça bunları konuşalım da. Farklı, siz Ermenistan'dansınız, ben de Türk'üm. Ama önce dürüst olmamız lazım. Hele siyasetçiysek çok dürüst olmamız lazım. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi yıllarında da gördüm maalesef. Ermeni arkadaşlarımız hiç dürüst olmuyorlar. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler kararnamesinde, Avrupa Konseyi kararnamesinde, size üye olduğunuz tüm kararnamelerde, AGİT'te, Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal ettiğiniz kayıtlarda mı? Ben mi işgal ettim? Karabağ'ı ben mi işgal ettim? Siz işgal ettiniz. Buradan niye çekilmiyorsunuz? Biz size önerilerde de bulunduk. Buradan çekilirseniz sizinle sınırlarımızı açarız dedik. Siz dediniz ki Azerbaycan'ı niye şart koyuyorsunuz? Biz de size dedik ki Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Biz bir milletiz, iki devletiz. Azerbaycan'ın meseleleri bizim meselemizdir. Peki dürüstlükten bahsediyorsunuz. Bugüne kadar sözde soykırım yalanını her zaman gündeme getiriyorsunuz. Biz göreve geldiğimiz zaman Cumhurbaşkanımız Erdoğan o günkü devlet başkanınıza bir mektup yazdı. Meclisimizde iki parti vardı. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti. Ey Ermenistan, siz bu iddialarda bulunuyorsunuz. O zaman gelin ortak bir komisyon kuralım. Bu komisyona sizin ve bizim bilim adamlarımız katılsın. Arşivlerimizi açalım. Siz de açın, biz de açalım. Ama iki ülke yetmez. Rusya'nın da bilim adamları gelsin, ABD'nin de bilim adamları gelsin, İngiltere'nin bilim adamları gelsin, onlar da arşivlerini açsın. Bilim adamları bunu çalışsın. Sonuç ne çıkarsa çıksın, biz bunu kabul etmeyi taahhüt ediyoruz dedi. Siz ne dediniz? Hayır. Niye? Çünkü siz yalanı tercih ediyorsunuz. Kendinize güveniniz yok. Madem bilimsel bir çalışmaya inanmıyorsunuz, yalanı tercih ediyorsunuz. O yüzden biraz dürüst olalım. Biraz önceki söylediğin suçlamaların hepsini de reddediyorum. Tipik bir maalesef dürüstlüğe sığmayan yaklaşımın bir göstergesidir. Dolayısıyla bizim tüm bu konulardaki politikalarımız, tutumlarımız da son derece nettir. Suriye'deki askerlerimiz DAEŞ'i temizliyor. Yerel güçlerle beraber Irak sınırındaki askerlerimiz de aynı şekilde sınırda bekliyor. PKK ve DAEŞ gibi terör örgütleri ülkemize destek vermesin. Yok Türkiye'yi işte müzakerelerden, üyelikten, her şeyden atalım, NATO'dan atalım, şudur budur. Ya sen kimsin de Türkiye'ye atıyorsun? Bir kere senin böyle bir karar verme yetkin yok. Ya sen kimsin de Türkiye'ye atıyorsun? Biz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra
Yunanları denize döktükten sonra da başta Mustafa Gazi, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o zaman da Yunan bayrağına saygı göstermiş. Biz böyle bir milletiz. Onlar da kendine yakışanı yapar. Sonya Hanım'ın şok olmasını anlayabiliyorum. Çünkü Sonya Hanım'ın ülkesi ve Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmıştır. Hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar ve istediği kararları istediği gibi verecekler, eleştirecekler. Dolayısıyla Türkiye tarafından veya başka bir ülke tarafından eleştiri geldiği zaman da şok olacaklar. Şimdi uluslararası hukuk konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz. Demokrasiden ve ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Ama Macron'un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. Fransa'nın aldığı karar Macron'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla çelişiyor mu? Çelişiyor. Bir olayı, geçmişte tarihteki bir olayı soykırım olarak ya da değil olarak değerlendirmek siyasetçilerin görevi mi? Birleşmiş Milletler'in kararını okudunuz mu? Uluslararası hukuktan ve sistemden bahsediyoruz. Ve Birleşmiş Milletler'in bir tarihi olayı soykırım olarak değerlendirmek için neler olması gerekiyor? Mahkeme kararı dahil açıkça söylemiştir. Dolayısıyla burada siyasilere böyle bir karar verme yetkisi de vermemiştir. Siz siyasetçiler tarihle ilgili yargılamayı, karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz. Görüş başkadır, karar vermek başkadır. Peki hangi bilgiyle, hangi kıt bilgiyle tarih konusunda böyle bu kadar kesin net karar veriyorsunuz? Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Ayrıca soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da olanları unutmadık, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın. Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Evet, sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski bir Türkiye yok. Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Evet, sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski bir Türkiye yok. Hak ettiğiniz cevabı da her zaman vereceksiniz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin ama bu muameleyi kabul etmeyen, doğruları söyleyen bir Türkiye var. Diğer taraftan çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ne kadar nezaketli olduğunuzu da gördük. Çok teşekkürler. Ben de sizi alkışlıyorum. Bravo. Size de bravo. Biz ne kadar saygılı olduğunuzu görüyoruz. Not dialogue. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Buna alışacaksınız. Alışacaksınız. Başka seçeneğiniz yok. Gerçekleri duymaya alışacaksınız. O kadar.